Merhabalar. Bugün Ertan Akışık abimle beraber Biga'da çekilmiş bir filmin hikayesini konuşacağız. Bu filme ikimiz de tanık olduk ama Ertan abi bu işin içine tam girmiş. Benim haberim yoktu. Az önce telefon görüşmesiyle öğrendim. 1986 yılında Gökhan Güney Biga'da Gün Akşam Oldu isimli bir film çekti. Bu konuda Ertuğrul abinin yaşadıklarını önce bir dinleyelim. Arada ben de konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü ben de film ekibiyle kısa bir röportaj yapıp bir haber yapmıştım. Ertuğrul abi de aynı şeyi yapmış. Ertuğrul abi fazlasını yapmış. Filmin yapılmasına katkısı olmuş. Aynı zamanda bir başka abimiz rahmetli Ferit abimiz de filmin oyuncularından biri. O konudaki hikayeleri de şimdi Ertol abiden dinleyelim. Ertol abi merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler abicim. Dinliyorum seni. Senden başlayalım hikayeyi dinlemeye. Nasıl oldu? İlk nasıl duydun? Evet, dediği gibi 1956 yılıydı. Bir 80, yaz günü 86. 86 ve 86 özür dilerim 86 yılıydı. Bir artık bahar mevsiminin olduğu dönemlerde, örneğin Mayıs aylarının son zamanlarıydı. Böyle bir çekim başladı burada. O zamanlar devlet hastanesi, şimdiki bizim zamanımızdaki olan devlet hastanesi de o hastane rolü filmin içerisindeydi. Örneğin şimdi bunlar Kemer'de ve diğer tarihi yerlerde bu film çekimlerini yaparken bütün Bigalıları da ilgilerini gördüler, beğenilerini gördüler. Sokakta hatta vatandaşlar Gökhan Güney'e falan sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Bu film böyle devam ederken bir kısmı da rahmetli Ferit Kabas'ın marangozluk atölyesinde çekiliyordu bazı sahneleri de. O da bundan çok memnundu. Biraz da onun meslektaşlarından olması, onun köyünden olması da yöneticinin daha da mutlu etmişti onu. Dolayısıyla İsmail Bey'le akraba aynı zamanda galiba, değil mi? ya doğru. Onun için hep karpuz kabukları vardı koltuğun altında. Havalarda uçuyordu rahmetli. Biz de mutluluk duyuyorduk. Şimdi bunların filmden devam ettiği dönemde Biga'nın da artık okulların sezon kapanma dönemine geldiği için Kız Meslek Lisesi bir defile hazırlığındaydı. Bu defile için bir de çok bir değişiklik olsun, iyi bir hava yaratsın diye Gökhan Güney ile ben görüştüm. Dedim ki ya bu filmle ilgili, bu defileyle ilgili siz de bir rol almak ister misiniz? Bu havayı daha güzelleştirmeye falan ne dersin dedim. Tabii memnun etti ama ben de senden bir şey istiyorum dedi. Bazı geceleyin çalışmalarımızda karanlık olduğu için jeneratör kullanmamız gerekiyor. Bunu dedi bize temin edebilirsen biz de dediler orada bütün ekibimizle sanatçılarımızla dediler görev alırız. Bunu doğru kaymakama götürdüm. Allah rahmet eylesin. Mahmut Kaya vardı. Çok sosyal bir adam. İyi niyetli bir kaymakamdı. Ona götürdüm. O dedi ki aa tabii memnun oluruz. Kız Meslek Lisesi'ndeki Benson Hanım'a, Müdür Hanım'a telefon da açtı. Bunlar o zamanlar bu iş sağlamlandı. Hüseyin Onan girdi devreye. Allah rahmet eylesin onun da yardımlarıyla bir jeneratör bulundu. Kemer Köyü'nde çekimler yapılmaya başladığında gece sahneleri falan filan bunlar istediklerini aldılar, mutlu oldular. Cumartesi günü akşamı o zamanki adıyla Bahar Saray Sineması diye bildiğimiz yerde o gece cumartesi günü akşamı böyle bir defile yapılacak. Salon hınca hınç dolu. Bir podyum yaptılar da boydan boya. O podyumda son final yapılarak Gökhan Güney bir öğrenci kızımızla gelinlik giyerek podyuma çıkacaktı. Tabii şarkılar falan da söylenmesi kendi repertuarında hazırlanmıştı. Bu hareketlerle beraber her şey hazırlandı. Gökhan Güney ile beraber final yapılırken çıkıldım. Tabi bundan insanların, seyircilerin, velilerin haberi olmadığı için büyük sükse oldu. Hava oldu, yıkıldı salonda falan. Çıktı ettiler. 3-5 de şarkı söyleyerek o geceyi daha güzelliğini pekiştirdi. Bir ara dedi ki bizim dedi buraya çıkışımızı burada dedi çalışmamıza dedi en büyük dedi faktör olarak dedi. Gazeteci abiyi gördük. Ona derdimizi anlattık. Jeneratör lazımdı dediler Kemer Köyü'nde yapılan gece çalışmasında. O da bize dedi bunu sağladı.
Kendine de buradan teşekkür ederiz. Bizi de sahneye çıkarttılar. Çıktık sahnede. Bir arada olmalarından mutluluk duyduk, sevindik. Bu film dedik bir arada da bir onun tuzu biberi olduğu için kendimizi mutlu ediyoruz diye orada bir konuşma da yaptık. Böyle bir anım var. Evet. O rahmetli çok koşturdu bu işte. Kız hastalandı. Yani filmdeki başroldeki bayan hastaneye kaldırıldı. Bir baktık başında da bizim Ferit Kavas. Bayanla Evet. ilgili onu da çünkü dükkanından aynı onlar da Çerkezlerden zaten. İyi anlaşmalar oldu. İyi bir film burada bir kadar gerçekleştirildi. Tabii ben filmi akşam seyrettim. Tamamını izlemedim ama atlamalı baktım. Biga ile ilgili nasıl şeyler var diye. Bu röportajın da üstüne koyacağım onları. Ferit abi oynuyor zaten filmde. Ama aynı Evet. zamanda sonunda isimler akıyor ya. Orada da oyuncular arasında Ferit Kavas yazıyor yani. Aa, bak Tabii bize tabii. bunları söyle. Belki o da bilmiyordur, bilmiyorum. Ama şey de var yani. Şu anda YouTube'da var. Ben de zaten bu röportajın üstüne o görüntüleri ekleyeceğim. Güzel bir şey olacak.